Evet, Sayın Oğan, hemen size de aynı noktayı sorayım. Navalny, bu hep zaten söyleniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bu son yaptığı değerlendirmeler içinde aslında bütün bu hareketleri Navalny de dahil olmak üzere aynı çerçevede görüyor ve tıpkı Obama dönemindeki bu işte turuncu devrimler gibi, Arap Baharı gibi, işte o dönemde de yine Rusya'da ayaklanmalar vardı. Bunun ABD eliyle, Biden yönetimi eliyle kışkırtılacağını düşünüyor. Burada tabii Ermeni lobisi parmağına da işaret etti Sayın Karakuş. Katılır mısınız efendim? Evet, Sayın Karakuş'a katılıyorum o konuda. Şimdi Navalny'nin Biden yönetiminden ciddi bir cesaret aldığı ortada ve Biden yönetiminin de Navalny'yi desteklediği ortada. Yalnız burada benim anlamlandırmakta zorlandığım konu şu. Yani Batı tarafından bütün desteği arkasına alarak gelmiş bir Rus muhalif ve Batı'nın da sempatisini kazanmış, son derece hazırlıklı, yani ciddi bir hazırlık içerisinde olan, muhtemeldir ki enformasyon teknolojileriyle de donatılmış ve Batı'dan da ciddi enformasyon alan, çünkü işte Putin'le ilgili yazdıkları vesaire, bunu hani sıradan bir vatandaşın öğrenmesi çok kolay değil. Şimdi böyle birisi Rusya'ya girer girmez bütün dünya basını onun gözünün önündeyken böyle birini niye hemen havalanından hapsederler? Tabii onu da anlamak mümkün değil. Çünkü burada bunun hemen havalanından hapsinin ertesinde bütün Rusya'da Navalny taraftarları Kremlin'e kadar neredeyse gireceklerdi. O sebeple burada da sürecin kötü yönetilmesinin de etkisi, evet, olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Ben Rusya'nın bu konulardan çok ders aldığı kanaatinde değilim. Navalny sürecin çok kötü yönetiyor. Zamanında Turuncu Devrimler diye bir kitap 2006 yılında yazmış. Evet. Rusya dahil o bütün bölgedeki turuncu devrimleri ve olma ihtimalini ifade etmiştik ve bütün dünyanın o anlamdaki çalışmalarını, dünyadaki çalışmaları yazmıştık. Şimdi bu turuncu devrimleri yapan ekibin, o zaman çömez olan bu ekibin şimdi ustalaşmış bir şekilde Biden'ın ekibinin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla da biz turuncu devrimlere benzer süreçleri hem bölgemizde hem dünyanın birçok farklı yerlerinde görebiliriz. Evet. Yani Arap Baharı gibi olmasa bile, Arap Baharı çünkü hakikaten de çok kanlı, çok bütün dünyada belki de gelmiş geçmiş en büyük kanlı ayaklanmalara sahne oldu. Belki onun öncesindeki turuncu devrimler gibi daha böyle gösterilerle silahlı çatışmaya dönüşmeyen bir süreci bu ekibin kotarma ihtimali var. Onun için zaten Rusya'nın yakın çevresini, güvenlik kuşağını sağlama alma çabası var. Şöyle bölge haritasını gözümüzün önüne getirsek görürüz ki işte Gürcistan Rusya'nın karşısında, çünkü Gürcistan'daki Osetya meselesi, tabii, Rusya'yla savaşı, Kırım meselesi dolayısıyla Ukrayna. Moldova'da yeni gelen Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya çok sıcak baktığını söyleyemeyiz. Orada da Dniesteryanı bölgesi sorunu var Rusların kontrolünde. Yukarı tarafta Rusların tarihi müttefiki Beyaz Rusya'daki gösterilerin zaman zaman, evet, Belarus'ta 2 milyona ulaştığını, özellikle de gençlerin Rusya'dan ciddi bir kopuş yaşadığını gözlemledik. Şimdi Rusya Libya'da karşımızda, Suriye'de karşımızda bir dünya gücü olma yönünde ilerlerken Rusya dibindeki kendi kuşağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını gördü. Azerbaycan'a Rusya'nın bu 2. Karabağ Savaşı'nda en azından tarafsız kalmasının sebeplerinden birisi de buydu. Evet. Çünkü zaten Ermenistan'da Amerikan yanlısı bir yönetim vardı. Azerbaycan'ı da yıllardır çok yanına alamıyordu. Yani Azerbaycan zaten artık bağımsız bir devlet ve güçlü ekonomiye sahip. Öyle Ermenistan gibi kullanılacak bir devlet değil Azerbaycan, ama en azından ilişkileri bir daha iyi bir noktaya getirme çabası vardı. Bütün bunların yanında tabii Türkiye ile de Rusların ilişkilerinde sıkıntılar, Suriye'de vesaire yerde yaşamıştık. Şimdi
Bunların hepsini bir arada düşünmek lazım ve Biden ekibi ve yönetiminin Rusya'nın üzerine de gideceğini unutmamak lazım. Her ne kadar Çin ve Türkiye'yi sorun alanı olarak ifade etseler de bu ekibin ciddi bir şekilde Rusya karşıtı bir ekip olduğunu unutmamak Tabii, lazım. Sayın Oğan zaten hani arka arkaya iki gelişme aktardık. Onlardan birinde zaten BM Güvenlik Konseyi'nde Libya'da ne işi var? Türkiye, Rusya çıksın bunlar diyor. Birleşik Arap Emirlikleri de hadi onu da yanına bir şekilde koymuş aslında has müttefikleri. Ve Avrupa Birliği ile ABD'nin bir araya geldiği Sullivan'ın yaptığı görüşmede de çok kaygılıyız Türkiye ve Çin diyor. Nihayetinde adı konmuş durumda. Bu aşamada ben dilerseniz sizin bıraktığınız yerden Sayın Karakuş'a sorayım. Sayın Karakuş şunu sorayım. Bu Libya'dan Türkiye çıksın ne işi var orada? Veya Avrupa Birliği'nin Biden'la beraber Biden yönetimiyle ya Türkiye kaygımız gibi bu söylemleri Türkiye açısından ne denli bir dezavantajdır, yönetilebilir bir kriz midir? Şimdi ben önce bu Putin'le ilgili ve Navalny ile ilgili bir konuya son anda değinmek istiyorum. Yani Putin'in acaba adamlarının arasında bu Navalny'yi hapsetmek ve bu konularda efendim bir yerde kışkırtmayı sağlamak isteyenler de mi var? Yani onu bilemiyorum. Tespit etmek pek mümkün değil. Yani bir yerde Putin'i bir şekilde yanlış yönlendirenler de mi var? Yani Biden taraflısı, onu söylemek istiyorum. Yani çok güzel söylediler Sayın Ogan. Dediler ki efendim daha böyle gelir gelmez işte havaalanından tutuklanması falan gerçekten yanlış bir ortam yaratmaktı. Malumunuz bugünkü efendim biliyorsunuz devam etmesi duruşmada devam etmesi kararı alındı. Yani hapiste devam evet. etmesi kararı alındı. Navalny'nin bu ortamı yani bilmiyorum. Acaba kasıtlı mı geriliyor acaba? Değil mi? Yani onu söylemek istiyorum. Putin'i zor durmaz sokmak isteyen içlerinde efendim hainler cemiyeti de var. Onu bilemiyorum. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ben Libya konusuna geçeyim. Tabii ki Libya konusunda sizler de çok iyi biliyorsunuz ki efendim Guterres ne diyor? Efendim yalnız bırakıldığında Libyalıklar ayakları üzerinde duruyor. Bu görülmüştür. Bakın şimdi. Yani yalnız bırakıldığında daha evvel hep yalnızdılar. Türkiye oraya gelinceye kadar efendim Trablus hükümetinin efendim ulusal mutabakat hükümetinin bir yardımcısı mı vardı? Hayır yoktu. Yani efendim işte siz de biraz evvel değindiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim işte yabancı güçler çekilsin dediğinde sizler de gördünüz efendim Türkiye, Rusya aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii. Yani Birleşik Arap Emirlikleri oraya efendim laf olsun diye konmuş. Bak ha efendim ne kadar adaletliler. Objektifiz bak buna da söyledik. Halbuki bizim yanımızda. Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin nerede gücü? Genelde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava gücü efendim malumunuz Mısır'ın batısındaki bir meydandalar ve bunun yanı sıra da Libya'nın içine pek girmiş kara gücü falan da söz konusu değil. Girdiyse girerse zaten esasında Mısır girmesi söz konusu. Arzu ettikleri zaten Türkiye ve Rusya'nın oradan çekilmesini sağlayarak efendim Mısır'ın Hafter'e yardım edecek şekilde girmesini istiyorlar. Asli amaçları o. Kendileri efendim Birleşmiş Milletler gücü oluşturup efendim tamamını neredeyse Avrupa Birliği'nden veya Avrupa'nın diğer ülkelerinden oluşturup ondan sonra tamamen gene Libya'yı da istedikleri gibi yönetir koruma girmek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin asli amacı bu. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Rusya'yı da kıskaca aldılar. Az önce hem siz hem evet. Sayın Oğan ortaya aynen. koydu. Onun da bir kolunu aynen. bükmeye çalışıyorlar. Aynen. Şimdi burada tabii Birleşmiş Milletler'in asli amacı malumunuz Trump döneminde Birleşmiş Milletler'e yapılan yardım, ondan sonra Birleşmiş Milletler'in kurmuşu olan UNESCO'ya olan yardım,
Trump tarafından efendim neredeyse tamamen kesilmişti biliyorsunuz. Tabii. Çevre anlaşmasından da çıkmıştı. Yardım falan yapmamıştı. Her sene $1 milyar civarında bir yardım yapıyordu bu küresel ısınmayla ilgili. Ondan ama ilk imzaladığı kararnameyle Paris Anlaşması'na döndü Biden. Evet evet, yani şimdi ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'yle biliyorsunuz fevkalade bir noktaya geldiler, zıtlaşmış bir noktaya geldiler. Şimdi burada Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapmak istediği, efendim Amerika Birleşik Devletleri ne isterse yapayım da efendim Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetiminde beni kullansın, beni kullansın, Birleşmiş Milletleri kullansın da. Şu çekildiği evet, platformlara geri dönsün, şu finans kaynakları geri gelsin. Evet, ve kaynakları para versin, para versin, beni kullansın. Evet. Birleşmiş Milletler'in amacı bugün bu. Evet. O yüzden Sayın Karakuş, efendim ne olur kaldığınız yeri unutmayınız. Mutlaka bir araya gitmemiz gerekiyor. Devam edeceğiz. Müsaadenizle kısa bir ara veriyoruz.